Evet, saygıdeğer velilerime, sevgili öğrencilerim. Dördüncü sınıfın bir diğer konusu en yakın onluğa ve yüzeye yuvarlama. Yuvarlama konusu önemli çünkü toplama ve çıkarma işlemi tahmin yaparken yuvarlama yaparak tahminde bulunuyoruz. İyi öğrenilmesi gereken bir konudur. Şimdi yuvarlama yaparken benim yöntemim şu. Birler basamağının altını çizeceksiniz. Onluğa yuvarlarken birler basamağı daima İstenen sayının bir küçük basamağın altını çiziyoruz. Yüzlüye yuvarlarken de onlar basamağın altını çizeceğiz. Binliğe yuvarlarken de yüzler basamağın altını çizeceğiz. Bir küçük basamağın altını çizdikten sonra altını çizdiğin sayıya bak. Yani birler basamağındaki sayıya bak. 0, 1, 2, 3, 4 var ise kendi onluğuna yuvarla. 5, 6, 7, 8, 9 var ise bir sonraki onluğa yuvarla. Şu işaretlere dikkat etmenizi istiyorum. Altını çizdiğin sayıyı ise 0 yap. Şimdi anlatmak istediğim şu. En yakın onluğa yuvarlayacağız 271 sayısını. Birler basamağın altını çizdim. 0, 1, 2, 3, 4 varsa kendi onluğuna yuvarlanacak. 7'nin kendisi kaçtır? Zaten 7. 2'yi yazdım. 7'yi yazdım. Altını çizdiğin sayıda 0 yaptım. 270. Aslında bu soru şunu soruyor. Şimdi sayı doğrusu üzerinde onar onar onluğa yuvarlama yaptığımız için onar onar yazdım, 270 ile 280 arasında birer birer yazdığımızda 271 sayısı diyor ki 270'e mi daha yakındır, 280'e mi daha yakındır? Tabii ki buraya bir adım da gidebildiği için 270'e daha yakındır. Sayı doğrusunda anlatımı da bu şekildedir. Şimdi 304 sayısını birler basamağının altını çizdim. Birler basamağında 0, 1, 2, 3, 4 var ise kendi onluğuna yuvarla diyor. Sıfırın kendisi kaçtır? Zaten sıfırdır. 3'ü yazdım 0. Altını çizdim sayıda böyle yaptım 0 yaptığımda 300 oluyor. Birler basamağının altını çizdim. 5, 6, 7, 8, 9 var ise bir sonraki onluğa yuvarla diyor. Peki 8'den sonra gelen sayı kaçtır? 9'dur tabii ki. 4'ü yazdım. 8'den sonra gelen sayı 9'dur. 6'yı da ne yaptım? Altını çizdim sayı 0 yaptım. Birler basamağın altını çizdim. Birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 var ise bir sonraki onluğa yuvarlanır dedik. İşte burada bir şey geliyor. 9'dan sonra gelen sayı kaçtır sevgili öğrencilerim? 10'dur. Onun sıfırı buraya elde biri de 7'ye ekleyeceğiz. 4'ü yazdık. 7'ye elde 1 ekledik. 8. 9'da onun sıfırı demiştik. 0. Zaten altını çizdiğim sayı da 0'a yapıyorum. 4800'e daha yakındır diyoruz. Teşekkür ediyorum.